Fatih Sultan Mehmet kimdir? Birinci yudum. Yaşamı. Fatih Sultan Mehmet, 1432 yılında Osmanlı Padişahı II. Murat'ın oğullarından biri olarak Edirne Sarayı'nda gözlerini dünyaya açmıştır. Osmanlı Devleti'nin o zamanki geleneklerine uygun olarak deneyim kazanabilmesi için Amasya'ya vali olarak gönderilmiştir. Molla Gürani, Akşemseddin gibi dönemin önde gelen alimlerinden dersler alan Mehmet iyi bir eğitim almıştır. Mehmet medrese kökenli öğretmenlerin yanı sıra İtalyan ve Yunan kökenli öğretmenlerden de ders görür. İtalyan ve Yunan öğretmenleri Avrupa tarihi ile antik Yunan filozoflarının hayatlarıyla ilgili kitaplar okumasına önayak olmuştur. Bu durum Şehzade Mehmet'e geniş bir bakış açısı kazandırmıştır. İkinci Mehmet'in şehzadelik yıllarına ait olan karalama defterinde Latin harfleri, Arap harfleri, Roma büstlerini andıran insan çizimleri ve Osmanlı figürleri bulunmaktadır. Abileri Aleeddin Ali'nin ve Ahmet'in vefat etmeleri üzerine Osmanlı saltanatının tek veliahtı olarak kalmıştır. İkinci Murat, 1444'te tahtı Şehzade Mehmed'e bırakarak Manisa'ya çekilmiştir. Kimi tarihçilerin iddialarına göre ufukta beliren haçlı tehdidi üzerine İkinci Mehmet, ''Eğer sultan sizseniz, gelin ve ordularınızın başına geçiniz. Eğer sultan bensem, emrediyorum, gelin ve ordularınızın başına geçiniz.'' cümleleriyle babasını Osmanlı ordularının başına davet etmiştir. Kimilerine göre ise dönemin sadrazamı Çandarlı Halil Paşa, deneyimsiz bulduğu genç sultanın başarısız olacağından korkarak babasını tekrar tahta çıkmaya ikna etmiştir. Böylece II. Murat 1446'da tekrar Osmanlı tahtının başına geçmiştir. Veliaht şehzade Mehmet Manisa'ya vali olarak gönderilmiş ve tahta geçinceye kadar orada kalmıştır. 2. yudum Padişahlığı dönemi. II. Murat 1451'de vefat etmiştir. Vefat eden padişahın en büyük oğlu olan II. Mehmet tahtı devralmak üzere Büyük Vezir Çandarlı Halil Paşa tarafından Edirne'ye davet edilmiştir. Osmanlı tahtına geçen II. Mehmet padişah sıfatıyla ilk seferini Karamanoğulları Beyliği'ne yapmıştır. Karamanoğulları'nı yenen ve vergiye bağlayan II. Mehmet bu kez dikkatini İstanbul'a çevirmiştir. İstanbul'un fethi için hazırlıklara başlayan 2. Mehmet, Boğaz Kesen Hisarı'nı yaptırmış, döneminin en büyük toplarının dökülmesini emretmiş ve Osmanlı tarihinin gördüğü en eğitimli orduyu hazırlamıştır. 2 Nisan 1453'te başlayan İstanbul kuşatması, birçok yeni taktiğin kullanıldığı muharebelere tanıklık etmiştir. 2. Mehmet'in emriyle Osmanlı donanmasına ait gemiler karadan yürütülmüş ve ansızın bir sabah Haliç'in sularına indirilmiştir. Tarihte ilk kez bir kuşatma bu kadar yoğun bir topçu ateşiyle desteklenmiştir. İstanbul'un kimse tarafından aşılamayan surlarına karşı 2. Mehmet birçok yeni askeri taktiğin uygulanmasını emretmiştir. Nihayet 29 Mayıs 1453'te şehir Osmanlı birlikleri tarafından fethedilmiştir. İstanbul'un fethiyle birlikte İpek yolu Osmanlı egemenliğine girmiştir. Ticaret yollarının değişmesinin bir sonucu olarak Amerika kıtası keşfedilmiştir. İstanbul'un fethi sonrasında yaşanan gelişmeler sonucunda Orta Çağ kapanmış, Yeni Çağ başlamıştır. İstanbul'un fethinden sonra İkinci Mehmet, Fatih olarak anılmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti, İstanbul'un fethiyle birlikte imparatorluk haline gelmiştir. İkinci Mehmet, İstanbul'u Osmanlı Devleti'nin yeni başkenti olarak ilan etmiştir. İstanbul'un fethinden hemen sonra İkinci Mehmet fetihlerine devam etmiştir. Sırbistan, Yunanistan ve Bosna Hersek Osmanlı Devleti tarafından fethedilen yeni ülkeler olmuştur. Anadolu'da Türk siyasi birliğini kurmaya gayret eden II. Mehmet, Candaroğulları'nı ve Karamanoğulları'nı Osmanlı Devleti'ne bağlamıştır. Amasra'yı ve Trabzon'u fetheden II. Mehmet, Osmanlı Devleti'ni Karadeniz'deki en önemli güç haline getirmeyi başarmıştır. Fatih Sultan Mehmet 1473 yılında otluk belinde ak koyunlularla savaşmış ve Uzun Hasan'ı mağlup etmiştir. Otluk beli zaferiyle Anadolu üzerindeki her türlü tehdidin önüne geçmiştir. İkinci Mehmet'in en çok ses getiren seferi İtalya üzerine yapılmıştır. 1480'de Otranto kentini ele geçiren Osmanlı ordusunun İtalya'nın içlerine doğru yürümesinden korkan Papa haçlı seferlerinin düzenlenmesi için ön ayak olmuştur. Üçüncü yudum, idare alanında yaptığı reformlar. İkinci Mehmet, klasik Osmanlı devlet düzeninin kurucusu olarak karşımıza çıkan tarihi bir simadır. İstanbul'un fethinden sonra, Çandarlı Halil Paşa'yı yönetimden uzaklaştırmış ve devşirme devlet adamlarını idare alanında etkili hale getirmiştir. Osmanlı Devleti'nin yönetim adetlerinin ve teşrifat ilkelerinin bir araya geldiği ilk kanun, II. Mehmet'in bir başka önemli eseridir ve Kanuni Ali Osman olarak anılmaktadır. İstanbul'un imarına ve iskanına büyük bir önem atfeden II. Mehmet, bu kentin ikinci kurucusu olarak kabul edilmektedir. Topkapı Sarayı, Fatih Külliyesi, Kapalı Çarşı gibi İstanbul'un tarihi dokusunu oluşturan önemli eserler, 2. Mehmet'in saltanatı döneminde inşa edilmiştir. İstanbul'un daha kalabalık bir kent haline gelebilmesi için Anadolu'da ve Rumeli'de yaşayan halkın bir kısmını İstanbul'a göç ettirmiştir. 2. Mehmet, İstanbul'u yeni baştan kurmuştur desek yanlış olmaz. 4. Yudum Kişisel Hayatı Gülbahar Hatun, Gülşah Hatun ve Çiçek Hatun, ikinci Mehmet'in bilinen eşleri arasında yer almaktadır. İkinci Mehmet'in Bayezid, Mustafa, Cem ve Gelherhan Sultan isimli çocukları olmuştur. Şehzade Mustafa, babasının sağlığında hayatını kaybetmiştir. İkinci Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra Fatih ünvanını almıştır. Osmanlı tarihçileri tarafından Ebu'l Feth yani fetihlerin babası olarak anılmaya başlanmıştır. 1481 yılında yeni bir sefer hazırlığına girişmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in sefere çıkarken hasta olduğu bilinmektedir. Ordusuyla beraber sefere çıkan Fatih Sultan Mehmet, Gebze yakınlarına geldiği esnada hastalığı ağırlaşmış, 3 Mayıs 1481'de Hünkar Çayırı mevkiinde vefat etmiştir. 2. Mehmet, Fatih Camii'ndeki türbesine defnedilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra yerine oğlu 2. Bayezid geçmiştir. 5. Yudum Fatih Sultan Mehmet hakkında ilginç bilgiler. 2. Mehmet, Türkçe dışında Yunanca, Latince, İtalyanca, Arapça ve Farsça dillerine de hakimdir. Osmanlı padişahları arasında resme ve heykelciliğe önem veren ilk padişahtır. İkinci Mehmet'in Bellini tarafından yapılan portresi Londra'da hala sergilenmektedir. Avni mahlasıyla yazdığı şiirleri bir kitapta toplanmış ve yayınlanmıştır. 3 Temmuz 1988'de kullanıma açılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 2. Mehmet'in anısına inşa edilmiştir. İkinci Mehmet'in aynı zamanda bahçecilikle ilgilendiği ve bahçıvanlık icra ettiği bilinmektedir. Son yudum. İkinci Mehmet, 15. yüzyılın gördüğü en önemli tarihi şahsiyetlerden biridir. İstanbul'un fethiyle birlikte Osmanlı devletini bir imparatorluk haline getirmiştir. Kendisinden sonra tahta çıkan Osmanlı padişahlarının çoğu İkinci Mehmet'i örnek almıştır. İkinci Mehmet, Batılılar tarafından imparator olarak anılan ilk Osmanlı padişahıdır. İkinci Mehmet'in hayatından bir eylem önerisi. Asla vazgeçmeyin. İkinci Mehmet, "Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni." diyerek asla pes etmeyeceğini, hayallerinin peşinden gideceğini güzel bir şekilde ifade etmiştir. Hayaller kurmak ve bu hayallerini gerçekleştirmek için durmaksızın çalışmak, 2. Mehmet'in hayatından alınacak en önemli dersler olmalıdır. 2. Mehmet'le ilgili daha fazla bilgi edinmek ve ileri okuma yapmak için Halil İnalcı'nın Fatih Sultan Mehmet kitabıyla John Freely'nin Büyük Türk isimli eserini okumanızı tavsiye ederiz.